Mutlu günler değerli izleyenler. Başkent Postası Haber Merkezi'nin hazırladığı gündeme dair gelişmelerle karşınızdayız. Dilerseniz hemen 16 Haziran Salı gününün gündemini aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu toplantısına katılacak. Bugün yine mecliste CHP'nin grup toplantısı gerçekleşecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Rekabetin korunması hakkında kanunda değişiklik teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak bugün gün içerisinde. Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılına ilişkin sinema ve tiyatro istatistiklerini verilerine açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı bono ve devlet tahvili ihalelerini gerçekleştirecek bugünkü gündem maddesinin. En önemli e, maddesi ise FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı üstündeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlerle ilgili davaya ise Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek, değerli izleyenler. Hemen gündemden öne çıkan başlıklara geçecek olursak Hükümet son bir haftadır vaka sayısında görülen yüksek artışı gündeme aldı. Vakaların 2000'i aşması halinde yasakların yeniden gündeme gelmesi konuşuluyor. Son günlerde vaka sayılarının beklenenden fazla artması tedirginliğe neden oldu. Bilim kurulunun bu hafta 1 Haziran'da başlayan kontrollü sosyal hayat döneminin verilerini ele alması bekleniyor. Rakamların 2000 aşması durumunda il bazında hafta sonu yasakları, maske takmayana para cezası, park piknik kısıtlaması gibi yeni önlemlerin gündeme getirilmesi değerlendiriliyor. Vaka sayılarındaki artışın sürdüğü takdirde bilim kurulu üyelerinin önerilerini ele alarak bölgesel yeni yasakların hayata geçirilebileceği değerlendiriliyor. Edinilen bilgiye göre yapılan değerlendirme topla toplantılarında Salgındaki vaka gerilemesinin son 8 günde kesintiye uğradığı %30'a inmesi gereken gerilemenin tam tersi artışa yöneldiği ifade ediliyor. Sayın seyirciler MHP olan büyük kurultayını gelecek yıl yapma kararı aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın toplantı sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bugün yapılan MHP Başkanlık Divanı toplantısında partimizin 13. olan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve kurultay kararının 19 Haziran günü MHK toplantısının gündemine alınması uygun görülmüştür ifadelerine yer verildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi boş kadrolara açıktan atama ile 300 itfaiye eri alımı yapacak. Büyükşehir Belediyesi Mart ayında duyurdu ancak pandemi nedeniyle ertelediği 300 memur itfaiye eri alımı için güncelleme yaparak yeniden ilana çıktı. www.ankara.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formunu doldurmaları istenen adayların sözlü sınava girmek için istenilen belgelerle birlikte 1 ila 10 Temmuz tarihleri arasında Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'na gelerek şahsen başvurmaları gerekiyor. Sözlü ve uygulamalı sınavsa 20 ila 30 Temmuz tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek. Son günlerde başkentte etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Büyükşehir Belediye ekipleri de teyakkuza geçti. Kritik noktalarda konuşlanan ve 7 24 nöbet tutan büyükşehir ekipleri Başkent 153 ve Başkent Mobil üzerinden yapılan ihbarları değerlendirerek meydana gelen sel ve su baskınlarına anında müdahale etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden 485 iş makinası ve 1077 personelin sahada görev yaptığını açıkladı. Büyükşehir ekipleri ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlara yardım ederek su tahliyesi ve temizlik çalışmaları için yoğun mesai harcarken Ankara zabıtası da şiddetli yağıştan olumsuz etkilenen vatandaşlara sıcak yemek dağıttı. Keçiören Belediyesi ise yeni bir otopark için kolları sıvadı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, otoparkımız Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşırken otoparkın üstünde bulunan süs havuzu, ses ve ışık gösterileri hemşerilerimize eşsiz bir görsel şölen sunacak. Ankara'da uzun zaman sonra belediye imkanlarıyla yapılan bir eser olma özelliği taşıyan kapalı otoparkımızın mülkiyeti ve işletmesi de belediyemize ait olacak dedi. Başkan Turgut Altınok kapalı otopark projesine ilişkin teknik detayları da verdi. Buna göre 400 araçlık otopark 3 kat olarak inşa edilecek. Engelliler için 14 araçlık alanın ayrıldığı otoparkın üstünde müzikli fıskiye sistemi ve süs havuzları yer alacak. Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla 11.068 metrekarelik yapı alanına sahip olan otopark, Kalaba Kent Meydanı, Keçiören Belediyesi ve Keçiören Kaymakamlığı'na bağlı olarak oluşan trafik yoğunluğunu da büyük oranda hafifletecek. Ve koronavirüs nedeniyle artık bahçede nikah dönemine geçiliyor. Büyükşehir Belediyesi normalleşme süreciyle birlikte evlenmek isteyen çiftlerin nikahlarını Gençlik Parkı'nın bahçesinde sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak açık havada ve maskeli olarak kıyıyor. Evlilik cüzdanları ise dezenfekte edilerek takdim ediliyor. Bugün aktaracaklarımız bunlar. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.